Defans yapan klan olmayacak arkadaşlar. İlk alan klan kim olursa defansa onlar geçecek. Evet. Yayın Jort yazıyor birisi ama yayınımız maalesef Jort değil ama evet sanırım Twitch'ten kaynaklı bir sıkıntı. Evet. Twitch'te genel şu an sanırım kapattık yayını. Evet şu an herkes GG yazıyor. Komple gittik galiba. Şu an düştük mü? Kesin bir bilgi alabilir miyiz? Yani yapacakları işe bak. Yayın uçtu. F5 yaptılar, düşmediniz evet, diyorlar. Sanırım, sanırım geri geldik. Geri gelmiş olabiliriz. Evet. Yani dediğim gibi Twitch'te genel olarak bir sıkıntı varmış arkadaşlar. F5 yapın gelir yazıyorlar. Faturayı ödemezseniz gider tabii yazmış. Yani faturamızı ödüyoruz zamanında, onda bir sıkıntı yok. Faturalık bir durumumuz yok. Twitch GG arkadaşlar, başka yayıncılara da bakabilirsiniz belki sıkıntı var mı yok mu diye bu şekilde. Bakmayın, başka yayıncılara bakmayın. Bakmayın, bize kalın. Burada kalın, Entity Game'de kalın. Yok, test kalın. İçin bakacaklar yani. Bakmasınlar. Test içine bakmasınlar. Bizim şu an bu kanalda test yapabiliyoruz. Evet, F5. Görebiliyor muyuz kendimizi? Ben şu an onun için uğraşıyorum. Kendimi görsem rahatlayacağım, çok rahatlayacağım ama. Evet. Herkes de yok. Ses ses yazanlar var. Kimisi sesimizi duyuyor, kimisi görüntümüzü. Şu anda dediğim gibi etkinliğin başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Eğer izleyebiliyorsanız bizi şu anda birazdan başlayacak. O arada bir çay, kahve vesaire ne içeceksiniz, içebilirsiniz. Şu an için bir aksiyon yok. Ama çekiliş olacak birazdan yayın eğer gelirse. Şu an yayın ne durumda bilmiyorum ama bu arada KD çekilişini kim yapıyor? Kim derken? Kaydı alıyorduk sanırım orada. Ben galiba onu yazmadım. Yazmadın mı? Ciddi misin? Bakalım hemen. Yazmış olman gerekiyor. Evet şurada. Yazmıştım. Evet yazmıştım ben, öyle hatırlıyorum. 48 kişi katılmış, nasıl yani, yazmadım yani? Yani kim niye yapıyor çekmedim diyorsun. İşte ben de onu dedim, çekelim çekişli çekiliş yapalım. Hani unuttuk biraz. Ben yani, iki tane 400 endpoint şu anda verdim. Şu an sesimiz geliyorsa arkadaşlar bir yazın ya da kalp koyun. Bir şeyler evet, böyle bir bize aynı seslenebilirsiniz şu anda. Sıkıntı yok şu anda vesaire yazan var. Yapacağınız yayının diyen var. Aynen. O yüzden iki derede bir arada. Bir geldi. De içeriden geldi bir. İzleyicilerden gelsin. Daha sonrasında bir çekiliş yapacağım. Çekiliş yap, patios yazanlar var hala. Bu arada biller geliyor can. Demek az geliyor. Duyuluyoruz. Sesimiz geç gittiği için daha fazla bir gelecektir. Sesimiz gittikçe yavaş yavaş. Hı-hı. Tamam birler evet. Bu arada ben fırsat bulmuşken Ali 11600 yazıyor kendisi. Az önce çekilişte 400 endpoint kazandı. Bunu nasıl alacağım diye 2-3 kez sordu. Yayın sonrasında mümkün olacağını sanmıyorum yayın sonrasında. Gerçi gönderebiliriz, hiç problem olacağını. Neyi? Şu anda endpointleri yollamamızın yayın sonrasında, hatta yayın sonrasında değil. Bugün şu anda gönderiyorum. Şu anda gönderiyorum. Yani böyle bir şey yok. Adam ne dedi? Bugün göndermemiz çok mümkün olmayabilir. Yok, şu an gönderiyorum. Bugün seni yayından sonra. Evet, evet. Hayır, hatta şimdi gönderiyorum. Göndereceğim çünkü bekletmek istemiyorum. Mükemmel bu adam ya. Bayılıyorum sana. Twitch mesaj kutunu kontrol etmen gerekiyor. Ali 11600. Umarım beni duyuyorsundur. Sesim duymuyorsan da mu tekrar soracağını düşünüyorum zaten. Adını ezberledim yani. Mesajımızı aldın mı? Ben de chat'ten yaz. Chat'i görüyor. Adını ezberledim yani. Chat'ten yazalım. Yaz. Evet, yazalım. Önce göndereceğim. Ödülünü tamam, göndereceğim. Tamam, gönderelim ondan sonra yazalım en azından. Yani değişik bir yayın oluyor şu an. Lan yayın gitti, hala yine CSV yazıyorlar yazmış biri ama duyanlar da var. Yani bir çok az geldi. 5-6 kişi falan izliyor bizi şu anda herhalde. 5 tane, 6 tane bir geldi. Ne yapayım, çekiliş katılanlara verip de mesaj mı atarız? Ne yapsak, bir daha beklesek mi yoksa bilmiyorum, emin olamadım. Evet, ben verdiğimiz etkinliğimiz 2 adet ne durumda ona bakayım. Endpoint'i gönderiyorum can. Gönderelim. Evet arkadaşlar, 2 tane 400 endpoint'in sahibi, endpoint'in bu arada. Bekleme süresi çok fazla patron demiş. Aslında değil ama 5-6 dakika yaklaşık
şeyi erken kırıldı, barakalar erken yok edildi. Yani gördüğünüz gibi bir tane baraka kaldı, o yüzden etkinlik sona erdi ve bekleme süresi daha fazla oldu arkadaşlar. Eğer burada barakalar birden fazla olmuş olsaydı Clan Deathmatch bölümü daha uzun sürmüş olacaktı ve etkinlik arası sadece 10 dakika olacaktı. Ama şu an 15-16 dakika kadar bir ara beklemek durumundayız çünkü barakalar erkenden patladı ve yok edildi. Bu arada ilk olarak Ozan dedin ödülünü gönderiyorum. Buradan ilk 400 endpoint'in sahibi olan arkadaşımıza ödülü şu anda gitti. Tebrikler, hayırlı olsun. İyi günlerde, güle güle kullan. Hafta sonu CSV etkinliği olacak mı denmiş. Keenart cevaplamış. Bu test hafta sonu olmayacak arkadaşlar. Ne zaman yaptık? Çarşamba yaptık ilk. Pardon, salı günü yaptık. Çarşamba günü yaptık, dün yaptık yani. Ve bugün üçüncü testimizi yapıyoruz ve bu haftalık bitmiş olacak testlerimiz. Haftaya olabilir. Onun duyurularını da dediğimiz gibi forum üzerinden, her zaman dediğimiz gibi yapıyor olacağız. Hem forumdan hem de sosyal medya hesaplarımızdan. Bu hafta pazar günü. Ne olacak? CSV'ler. Evet, bu hafta pazar günü savaş yok. Keenart, GM ekibi tarafından kredilerin tüm sunucularda alacağını az önce söyledi arkadaşlar. Ayrıca bu pazar CSV'nin tüm sunucularda olmayacağını tekrar söylemiş olalım. Bu arada tweet atıyorum, cevap gelmiyor diye bir Twitch'ten şu anda Whisper aldım. İstersen bir yandan Twitter'a bakalım. Yayın neden gitti demiş Çelik Seyfullah. Şu anda Twitch'te genel bir problem varmış. Rejiden aldığımız bilgiye göre gerek çalışmaları kendileri de yapıyorlar. Devamlı olarak yayını eski haline getirmek için. Yayın gitti, 5 dakikadır izleyemiyoruz demiş. Evet, farkındayız. İzleyenler de var, o çok tuhaf. Evet, izleyenler de var, izleyebilenler de var. Evet, yani sayfayı yenilemenizi tavsiye ediyor bu arada arkadaşlar. Reji izleyemeyen İzleyicilerimiz için. Şu an geldi, F5 yaptıktan sonra demiş, evet, bir arkadaş. Rally. Ben bu arada etkinlik başladı. Silver Shock ekibi nasıl aldı ya? Aa, başlamış etkinlik. Evet. Biz geç kaldık. Etkinlik başlamış. Silver Shock ekibi almış. Bir yayına bakarken. Yani evet. Yayına bakarken bu arada, gerçekten. Evet. Castellan Savaşı, yani CSV'nin ikinci adımı şu anda başladı arkadaşlar. Hatta evet. Silver Shock ekibi savunacak. Yani klanlarına almış. Oyuncu almamışlar gördüğüm kadarıyla. 16 kişiyle devam ediyorlar. Saldırı yapan ekipler kalabalık mı onu bilmiyorum ama Heaven ekibi bayağı bir kalabalıktı. Onlara bakacağım. Şöyle yeni çıkıyorlar. Defans ekibi de burada. Yo, almışlar bir parti, defans yapıyorlar. Hatta burada da var. Silver Shock ekibi de kalabalık gördüğüm kadarıyla. Ve Heaven ekibi bayağı kalabalık. Diğer DSN ekibinden oyuncu şu an için kaç kişiler göremedim, sayamadım. Ama şu anda savunma yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet, KC'yi kazananları kimlerdi yazmış Mujo. Henüz çekilişi yapılmadı KC için. Birazdan gerçekleştiririz. Ben çekeyim, hemen çekeyim. Vale. Şöyle yapayım. Gençlik ve spor yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada gözüktüğü gibi hemen chatten yazıyorum. Gençlik ve spor, kopyala yapıştır yaparak KC çekilişine katılabiliyorsunuz. Bu arada eğer katılmadıysanız ben hemen 15 saniye veriyorum, daha sonra etkinliğe döneceğim. Hemen KC etkinliğine bu şekilde katılabiliyorsunuz. Usko'da ve Phantom Wars'a kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece Steam Night Online için. Bu arada Ali 11600 yazmış. Endpoint geldi, sağ olun NTT Game diye. Güle güle kullan diyelim buradan kendisine. Ben de katılmışım, kendimi engelledim. Evet, ben de yazmıştım az önce. Neredesin, engelleyeceğim seni. Hayır, bir önceki çekilişte yazmıştım. Ha, tamam. Şu an yazmadım. O zaman çekiyorum. 2 tane çekeceğim arkadaşlar. 800 Night Cage çekiyorum. Radol. İlk kazanan arkadaşımız. Evet, Radol. Evet. İkinciyi de hemen üzerine çekeceğim. Felina 5x16. Bu arada ben bir isim. Tekrar hatırlatmak istiyorum.
Twitter üzerinden hashtag NightCSV ile bize sorularınızı iletebilirsiniz. Bu hashtag üzerinden bize soru soran izleyicilerimiz arasından yapacağımız çekilişle 2000 endpoint dağıtacağız arkadaşlar. Bir kişi 2000 endpoint'in sahibi olacak. Buradan bize soru soran izleyicilerimiz arasından. Bu arada Letal ekibi 2 parti falan dedim ya. Hı hı. Şu an 50 kişiler. Ciddi misin? Evet, yani her yerdeler. Bakıyorum kalenin tepesindeler, aşağısında RMK'leri alıyorlar. Kalenin önüne bakıyorum. Burada az önce bir defans yapıyorlardı. Şu an gayet iyi kaleyi koruyorlar. Çok fazla oyuncu almışlar. Yani oyun içi duyuru da yapmıştık. Buradan da söyledik. 50 kişiye tamamlayabilirler klanlarını. Test sunucusu olduğu için klanlar çok fazla kalabalık değil. Ama 50 kişiye Maradon'daki arkadaşlarımızdan katılabilirler, onları alabilirler demiştik. Kendileri bayağı bir klanı doldurmuşlar, kalabalıklar ama diğer ekipler biraz az gözüküyor. O yüzden atakta biraz sıkıntı yaşayacaklar gibi geliyor bana Silver 1 Shock ekibine karşı ama hiç de belli olmaz. Birazdan göreceğiz neler olacağını. Baksana her yerde defans klan. Bildiğin test sunucusunda 50 kişiler şu anda. Bayağı bir kalabalıklar, her yerdeler. Evet, iyi toplanmışlar. Evet. Yani şu an karşıdaki iki klana göre aynı sayıdalar neredeyse, öyle söyleyeyim. Ama şu an sanıyorum ki gelen bu RMK'ler kapıyı kırar, yeterli olur diye düşünüyorum. 6 tane, 7 tane RMK var şu anda. Bunlar kapıyı kırmak için şu an için yeterli sayıda gözüküyorlar ve kapıyı kırmayı başardılar. Yavaştan içeriye gireceklerdir. RMK'lerin devam ediyorlar. Yani çok fazla bir etkisi olmayacak. Yani burada kulelerle girmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda çok bir önemi. Ama yani sağ tarafı da tutmuyorlar. Böyle de bir şey var. Orayı da kıracaklar galiba. Evet, bu arada sohbet şu anda yavaş moddaydı. Kim aldı onu henüz bilmiyorum fakat ben şu anda onu kaldırdım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Endpoint istiyoruz Lafit demiş. Latif mi yazmaya çalıştı acaba? Lafit. Lafit. Bu arada evet, Twitter'dan sorular gelmiş mi? Hemen bakalım. 3 yeni sonuç diyor. Kuleler, kuleler, kuleleri kullanın arkadaşlar. Yani RMK'ler de önemli tabii ki. Kırabilirsiniz kapıları. Daha rahat olur ileriye, içeriye giriş çıkışlar ama kulelerle en azından içeriye atlayarak orada biraz baskı kurmanız gerekiyor ki buradaki RMK'ler de kapıyı kırabilsin. Yoksa defans üyeleri burada hemen RMK'leri yok ediyorlar. Bu arada Night Cash kazanan arkadaşların sunucu ve karakter ismini istiyoruz arkadaşlar. Twitch üzerinden tarafınıza gönderdiğiniz mesajda sunucu ve karakter adı bilgileriniz isteniyor. Daha sonrasında da tarafınıza KC yüklemesi yapılıyor. O yüzden yani bir hafta kadar sürebiliyor bu süre. Tarafınıza mesaj gönderiyoruz, geri gönderiyorsunuz. Biz de yapımcı firmamıza yüklemesi için bilgilendirme yapıyoruz ve o şekilde yükleniyor. Ama endpointleri hemen tarafınıza gönderebiliyoruz. Onun da bilgisini vereyim. O yüzden KC kazananlar biraz beklemesi gerekiyor kendilerinden bilgi istedikten sonra. Evet, ikinci bölümde Eli klanları da girebiliyor mu acaba demiş. Tek12 Twitch chat üzerinden. Klan sahibi arkadaşlar savunma sırasında sadece klan sahibi yer alabiliyor. Ayrıca saldıran bir önceki deathmatch adımında ilk 3'te kalmış olan 3 tane klan saldırıya geçebiliyor. Bunun haricinde girme hakkı kazanılacak olan herhangi ekstra bir klan olmayacak. Nereden nasıl soru soruyorduk, söyler misiniz tekrar? Evet, hemen söyleyelim tabii ki. Twitter üzerinden hashtag NightCSV yazarak bize sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Twitter üzerinden bize soru soranlar arasından çekiliş yapacağız ve bir kişi 2000 endpoint'in sahibi olacak. Tekrar hatırlatmış olalım. Bu arada bakıyorum. Şu an kaleye atak yavaştan başladı. Siege klanlar. Ben defans klan oyuncuları diye bekliyordum burada da. Atak klanmış. İçeriden arkadaşlarına heal atıyorlar. Kristal üzerindeki. Kristal bayağı bir hasar aldı şu anda gördüğüm kadarıyla. İçerisi atak klanlarla doldu. Şu an için biraz zorlanıyor defanstaki ekip gördüğüm kadarıyla. Healer'lar kristali tutmaya çalışıyorlar. Onun dışında
healer'ları almaları gerekiyor. Atak klanının oyuncuları güzel, gayet güzel. Tam da heal alan ekibin priestlerine atak yapıyorlar ki kristali tutmasınlar diye, ama kendi partisinden oyuncular sanıyorum bu millileri çekti. Bir mage call aldı bu şekilde. Gitmiş oldular. Burada heal atanları tutmaları gerekiyor. Aksi takdirde kristalin pek düşmesi mümkün değil. Burada kendi klan veya diğer atak yapan klanlarla belki organize bir şekilde, atıyorum onlar kristal odasını tutarken sizin base bölgesini heal atan priestleri tutmanız gerekiyor derken bayağı bir atak yedi. Sanıyorum kristal düşecek. %40'lara kadar indi HP'si. Heal alıyor şu anda Tam'dan ve yan taraftan priestler. Burada arka odada da defans klanın priestleri mevcut. Ama HP'sini fullemeyi başardılar. Kristal üstünü tamamen şu anda defans oyuncular temizlemiş durumda. Yani defans klanın oyuncu gerçekten çok kalabalıklar gördüğüm kadarıyla. Biraz daha diğer ekiplerin toparlanmış olsalardı belki daha hızlı bir şekilde bu atak işlemi gerçekleşebilirdi. Şu anda bütün defans oyuncuları toparlandı. Tekrar sadece kristalin üzerini koruyorlar ve içeriye almama odaklı çalışıyorlar. Sağlı ve sollu gelen bütün oyuncuları burada düşürüyorlar diye görüyorum. Tekrar bir atak gerçekleşecek şurada. Defans oyuncular, dışarıya çıkan defans oyuncularını atak oyuncular vurdu ve düşürmeyi başardılar. Burada tekrar bir kristale atak gelecek diye ben tahmin ediyorum. Çünkü içeriye giren de oyuncular mevcuttu. Evet, kristal şu an atak alıyor ama öncesinde bu ekibi biraz daha azaltmaları gerekiyor. Öldürmeleri gerekiyor ki daha heal alamasınlar ve atak yemesinler diye. Bu arada SteamCode'a yaşanan bağlantı sorunlarıyla alakalı yazan birkaç tane izleyicimiz var. Sunucuya giremediklerini belirtmişler. Bu konu hakkında bilgimiz olduğunu söyleyeyim. Ekiplerimizi dün gece hatta erken saatlerde gerekli bildirimler yapıldı ve çalışıldığını söyleyebilirim. Bu konu hakkında bilgimiz olduğunu iletmiş olalım. Buradan bağlantı sorunu yaşayan oyuncularımız ve izleyicilerimize. Bu arada ikinci bölümde geçen haftanın kazananı ve ilk 3 klan mı savaşabiliyor sadece demiş tekrar Nekün. Evet, öyle olacak. Şu an sol tarafta toparlandılar. Hangi ekip bakacağım hemen. Heaven ekibi sol tarafta. Diğer atak klanı ben göremiyorum. Yani biraz pasif kaldılar sanki. DSN, CLR. Hatta içerideler mi, değiller mi? Ondan bile. Şuradalar. Yanlış görmüyorsam. Yani Heaven çok kalabalık ama DSN, CLR ekibinden ben göremiyorum çok fazla oyuncu. Hani bir atak bir defans klanmış gibi şu an neredeyse. Bir savaş devam ediyor. Yani bakıyorum, göremiyorum. Cidden kendilerini alanda göremiyorum. Neredesiniz DSN, CLR? Evet, Steam'de yaşanan bu sorun için oyunculara herhangi bir telafi yapılacak mı tarzında sorular geliyor. Yani mağduriyet yaşayan oyuncularımız için gerekli adımların tabii ki atılacağını buradan söyleyebiliriz. Yani sorun yaşadığınızın farkındayız ve bir an önce çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada az önce Twitter'da bir soru gördüm. Onu okumak istiyordum. Fırsat bulamamıştım. Hemen bakıyorum tekrar. Ally Clan kayıt yaptırdığında farklı bir klan olarak mı çıkacak karşımıza Deathmatch'te? Karşı karşıya oynamak mümkün mü demiş. Red Leo, Deathmatch sürecine kayıt olan her bir klanın kendi barakası olacak arkadaşlar. Yani her bir klan kendi barakasını kurabilecek ve diğer klanlara karşı savaş yapabilecek. Yani sizin alt klanınızın olması bu klana saldıramamanız gibi bir durum yaratmayacak. Saldırı yapabileceksiniz. Tabii ki belki saldırmamayı tercih edebilirler. Bilmiyorum. Yani bu taktiksel bir şey. Savaşın tam olarak nasıl geçeceği tamamen size bağlı. Fakat yani her şöyle klan... Şöyle bir şey var. Ekip yerinde kaldık vesaire diyenler var. Oyun içerisinde girmemeniz gerektiği yazıyor arkadaşlar. O yüzden alandan sizi çıkarmayacağız. Şu an etkinliğe bakıyoruz. Amacımız burada test, sizin vs atmanız vesaire. Bunlar çok fazla önemli değil bu sunucuda. Yani kendi sunucunuzda oynamanız sizin için daha iyi olacaktır. O yüzden dediğim gibi hani
Test öncesinde eğer bir sorun yaşıyorsanız, aranadaysanız vesaire PM atıp çıkarmamızı isteyebilirsiniz. Ama şu an amacımız burada test ve bunu gerçekleştiriyoruz. Chat'e gelip bizi aranadan çıkarır mısınız vesaire gibi mesajlar geliyor. Bunlara çok fazla zamanımız yok ve oyun içerisinde yaklaşık bir dakikada bir arenaya lütfen giriş yapmayın diye bildirim geçiyor. O yüzden yan karakter açıp onunla oynayabilirsiniz ya da sunucudan çıkış yapabilirsiniz. Yani ben bu kalenin düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hani Heaven klanı iyi atak yapıyor, kalabalıklar ama defans klanı da çok kalabalık. Diğer ekibin çok fazla organize olamadığını ben görüyorum. Az kişiler, bir partiyiz zaten demişlerdi. Şu DSN, CLR ekibi. Az kişiyiz demişlerdi. Maradon'da da oyuncu hani isteyen varsa klanı alalım gelsin etkinliğe katılsınlar diye sağ olsunlar bir oyunculara teklifte bulundular ama çok fazla sanıyorum katılmak isteyen olmadı bu bölüme. O nedenle biraz az kişiler onun zorluğunu yaşıyorlar. Yani birebir kapışma var diyebiliriz burada. Normalde 3 atak yani 150 atak ve 50 kişilik savunma olacak ama şu anda 40'a 60-65'lik gibi bir durum söz konusu. Evet, bu arada yayınımızı yeni açan izleyicilerimiz varmış. Şu an izledikleri bölüm normal aslında CSV'ye benzediği için tam olarak farklılık ne tarzına bir soru gelmiş. Hatta Tamer Yavaş sormuş Twitter'dan. Yayını yeni açtığımda eski CSV'den farkı tam olarak nedir demiş. Eski CSV'den farkı şu anda CSV'nin iki adımda yapılıyor olması, şu anda izlediğiniz ikinci adımı sizin aslında bildiğiniz fakat yenilenmiş halde ikinci adımı. Birinci adımda Deathmatch savaşı yapıldı. Yayının tekrarını izleyip tam olarak neyi anlattığımızı görme şansınız var arkadaşlar. Bu arada Şulenur Arslan sormuş tekrar Twitter'dan. Normal sunucularda yeni CSV etkinliği aktif olduğunda kayıt süresi nasıl olacak? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek demiş. Şu an için kayıt süreci arkadaşlar CSV bittiği anda tekrar bir sonraki savaş için kayıtlar açılıyor. Bir sonraki savaşın gerçekleşeceği saatten 2 saat öncesine kadar kayıtlar devam ediyor. Yani sonraki savaşın başlamasına 2 saat kalana kadar sonraki savaş için kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Yani burada biraz aslında bir an önce gidip kayıt olmanızda fayda olacaktır diye düşünüyorum. Eğer savaşa kesinlikle katılmanız gerekiyor ise istiyorsanız. Ödüllerimiz de evet, kaldı. Evet, Endpoint ve evet. KC. Benim iki tane KC'm var hala. Onların çıkışını yapacağım. Benim de iki tane Endpoint'im var. Eğer bizi izleyen Steam Night Online oyuncuları, oynayan oyuncular varsa gençlik ve spor yazıyorsunuz küçük harflerle arkadaşlar. Evet, 400 Endpoint içinde küçük harflerle birleşik bir şekilde yeni CSV yazarak sohbetten gönderebiliyorsunuz. Yeni CSV'de call çalışacak mı? Evet, çalışacak. Zaten şu an testlerde de call party kullanıyor oyuncular. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada town attığınızda base'inizin yanına gidiyorsunuz. Town yani şuradaki town da olur ya da slash town da olur ya da şuradaki alttaki işarete bastığınızda base'inizin yanına gidiyorsunuz. Clan Deathmatch bölümünde bu bölümde ise de normal town'a buraya geri dönüş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada etkinlik sona erdi ve Silver bir şok ekibi kazandı. Yani İçeride bildiğin 50 kişi adamlar organize olup teste gelmişler. Çılgınlar. Şöyle göstereyim yani. Ve kazandılar. Kaç kişi olduklarını göstereyim. Çılgın toplamışlar klanı. Kendilerini de tebrik ediyorum bu kadar özen gösterdikleri ve etkinliğe katılım sağladıkları için. Evet, o zaman. O zaman. Beni alalım. İstersen çekilişlere geçelim. Yapalım. Sen de yap, evet, ben de çekilişlere yapayım. Çekilişlere geçelim. Yayın sonuna doğru geliyoruz yavaştan. Çekilişlere geçelim. Kalan son 2 tane 400 endpoint'i birazdan göndereceğim arkadaşlar. Küçük harflerle birleşik bir şekilde yeni CSV yazarak 400 endpoint için kayıt olabiliyorsunuz. Ve gönderiyorum hatta 3. endpoint'imizi. Evet, şu anda sayılar artıyor. Evet, ekranda şu anda geldik görüyorsunuz. Ve kazanan ismimiz, evet, Dorpdet 34 oldu. Hemen ekliyorum notlarımın arasına. 400 endpoint'in sahibi oldu. Kendisi birazdan Twitch mesaj kutusuna ödülünü göndereceğim. Evet, bu arada süremizin gerçekten sonuna gelmişiz Can.
Süreye bakayım dedim de. Yani süre bayağı şey oldu zaten. Yani etkinlikle normalden evet. uzun sürdüğü evet. için. Biraz geç başladık. Biz yayında anlatırken onu bekledik biraz. Biraz da 1 saat 10 dakika yani 10 dakika kadar fazla sürüyor diğer önceki CSV sistemine göre. O yüzden 8.30'u bulduk. Yaklaşık biz 8 gibi falan biter diyorduk. Ama biraz daha uzadı tabii ki bekleme süresiyle birlikte. Evet. Ne yapıyoruz? Ben o zaman... Ben üçüncü endpoint'i verdim. İstersen sen de ver. Sonra dörtleri verelim ve yayını kapatabiliriz. Yani evet. Endpoint'e bayağı bir katılım var ama şeye az. Ben hemen çekeyim o zaman. Verelim. Ben ikisini birden vereceğim. Sen bir tane endpoint'i o zaman en son verirsin. Tabii. Bu arada soru soran evet. arkadaşlar arasından bir kişi seçmemiz gerekiyor. Evet, çekiliş yapacağız. Bunu büyük ihtimalle isimleri aldıktan sonra yani yayın kontrol etmemiz mı? Gerekiyor evet. Hı hı. Çünkü bir kişi 3 veya 4 veya 5 hani daha fazla yazdığı için evet, oturup bakılması gerekiyor. Evet. Şu an arkada onu yapan herhangi birinin olduğunu sanmıyorum. O yüzden daha sonra 2000 endpoint'i kimin kazandığını açıklayabiliriz. Mesaj kutuma ödül gelmedi demiş. Felina, kim demiş? Felina 5x6. Zaten Nightcatch kazandığın için direkt olarak sana daha önce az önce bahsettiğim gibi ödül gelmeyecek. Karakter adı ve sunucunu isteyeceğiz. Mesaj atacağız. Onu bize ilettikten sonra birkaç gün içerisinde birkaç gün demeyeyim de hafta sonu şimdi araya giriyor. Hafta sonundan sonra birkaç gün içerisinde tarafına KC yüklemesi yapılmış olacak. Endpoint kazananlara da direkt olarak endpoint yükleyebilecekleri kod gönderiliyor arkadaşlar ama Steam'de bu durum biraz daha farklı. Evet. Bizden gelecek mesajı bekle yani birkaç saat içerisinde mesaj kutunu tekrar güncelle. Olmadı gelmezse forumlara konu açabilirsin ya da yarına kadar bekle sonrasında konu açabilirsin. Çekiyorum ben iki tane KC çekiyorum. Şöyle. Gönder gelsin. Zaotic 800 Nightcatch kazandı bizden. Gönder tebrikler. Gelsin. Bir tane daha çektim. Akif MB bizden son 800 Night Cash'i kazandı. Kendini tebrik ediyorum. O zaman evet, son o zaman endpoint için sendeyiz. Son 400 endpoint gidiyor arkadaşlar. Ekranı buraya alırsak hemen son şanslı kazananın kim olduğunu belirleyeceğiz. Bakıyorum. Evet şu an geldi. Ekran geldi arkadaşlar. Son kazananı şuraya basarak belirleyeceğim. Ve bu arada bir ayrıntı var. Bir dakika. Evet. Biraz önce Anıl da buradaydı ama hiç bahsetmedik. Sayın rejimiz ayağını kırdı. Evet buradan. Ama sizlere yayın yapabilmek, daha kaliteli bir hizmet verebilmek için koltuk kendisi değneğiyle birlikte. Koltuk değnekleriyle seke seke ofise geldi. Akşama kadar bekledi. Sizlere bu yayını yaptırdı arkadaşlar. Evet. O yüzden alçılı ayağıyla buraya kadar gelen, o kadar uğraşan İlker'e, Reji'ye bir kalp ya da İlker seni seviyoruz vesaire gibi bir şey yazarsanız sevinirim. Ben kendisine teşekkür ediyorum buraya kadar gelip size bu yayını daha kaliteli bir yayın yapmak için uğraştığı için. Evet bu arada kendisine geçmiş olsun dileklerimizi de tekrar iletmiş oluruz. Olalım hatta. Ben son 4 Zen Point kazananını belirliyorum. O halde 3, 2, 1 ve son kazanan Anilius. Evet Anilius 07 oldu. Kendisini notlarımın arasına ekliyorum hemen. Evet bu arada İlker benden de kalp herkese diyor. Reji de sizi sevdiğini iletti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyor desteklediğiniz için ve geçmiş olsun dilekleri için. Şöyle bir şey söyleyecektim unutmayın. Steam Call'a hata veriyor diyen bir arkadaş var. Biraz önce bilgi vermiştik arkadaşlar. Gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor. Bilginiz olsun. Kısa sürede sorunun çözülmesi için ekiplerimiz uğraşıyor. Onun bilgisini vereyim. Sanıyorum yayında olmadığın için tekrar sorma gereği duydun. Ben de tekrar cevap vermek istedim. Bu arada test sürecinde teste katılacak olan oyuncularımızın Lunar Tattoo ödülünü aldığını söyleyebiliriz. Ve bu ödülün ne zaman geleceğini soran oyuncularımız var. Bunun için ödüllerin gönderilmesi için test sürecini önce tamamlamamız evet. gerekiyor. Henüz test süreci devam ediyor. Test süreci tamamlandıktan sonra ödüllerin gönderimi yapılacaktır. Hı hı. Zaten bununla alakalı gerekli duyuruları forumdan, Facebook sayfamızdan, sosyal medya sayfalarımızdan yapacağız. Yani takip etmeniz yeterli kanallarımızı. Valla seni seviyoruz adamsın demiş. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Adamsınız, siz adamsınız.
Bazı arada da dengesizler var maalesef. Onları reji ya da moderatör arkadaşlar yardımcı olursa. Şeyi soranlar var. Chist geldi bize ne yapacağız? Etkinliğe katıldık diyenler var. Kırdı. Auron NPC'sine gidip arkadaşlar oradan kırdırabiliyorsunuz ama kendi sunucunuza geçip kutuyu hani Letter'dan bazen hesaba ödül gönderiliyor ya, atıyorum Trina. Evet, evet. Ares'te premium'u aldım, gideyim Manes'te Trina'mı alayım. Bu hesabınıza gönderilen ödül, o yüzden kendi sunucunuzu alabiliyorsunuz. Ama bu etkinlikten kazanmış olduğunuz kutular karaktere geldiği için sadece Clan Deathmatch etkinlik test sunucusunda kırabiliyorsunuz. En azından şansınızı deneyin, bir kırdırayım bakayım ne gelecek diyebilirsiniz. Dediğim gibi burada gidip kırdırabiliyorsunuz arkadaşlar oyun içerisinde etkinlik sunucusunda. Onun dışında kendi sunucunuzu alamıyorsunuz. Bu arada son 2400 endpoint kazananın ödülü an itibarıyla gönderilmiştir arkadaşlar. Twitch mesaj kutunuzu lütfen kontrol edin. Ödülünüzü nasıl kullanacağınız mesaj içerisinde de yazıyor. Bir an önce endpointinizi alabilirsiniz kullanmak istiyorsanız. Rales parti kur tek atalım. o zaman ne yapıyoruz? Bitti mi? O zaman evet, ne bitti, oldu? Bitti. Son endpoint gidiyor. Son endpoint arkadaşlar gitti. Tarafınıza gönderildi kazanan arkadaşlar. Kimlerse kodlarınız geldi. Endpoints bölümünden endpoints kupon var sağ tarafta. Yükleme yerinde web sitesinden yapabiliyorsunuz bu işlemi. Evet. Sadece oyun içerisinden yapmıyorsunuz. Hesabınıza giriş yapın. Endpoints'e tıklayın yukarıdaki header bölümünde, başlıklar bölümünde ve sağ tarafta endpoints kupon var. Oraya tıklayıp kodu girip yüklemesini hemen yapabiliyorsunuz. Başka bir şey kaldı mı bugüne ait? Söylediğiniz yani bugüne ait Twitter'dan bize soru soran arkadaşlar arasından çekiliş yapacağız. Bunun için resmi forumdaki yayın konumuzda kimin kazandığını takip ederek öğrenebilirler. Orada açıklayacağız bu şunu da 2000 endpoint'in kazananını. Araya gireceğim sen bitir de ben tabii, daha tabii, sonrasında tabii, bitti tabii, mi? Tabii. Arkadaşlar mesaj kutunuzda bir dakika hemen bir ayarlarıma bakacağım. Göstereceğim diyorsun onu. Göstereceğim evet, göster. Çünkü sürekli evet. Bana mesaj gelmedi diyenler var. Güvenlik, gizlilik. Tamam, şöyle bir şey var. Hemen bir geri yapacağım. Daha sonra ileri yapacağım. İlker'den de ekranı vermesini isteyeceğim ama şimdi değil. Şimdi değil, birazdan. Mail adresimin gözükmesini istemiyorum. Nereye gittim? Nerelere gittim ben? Bulamıyorum. Evet, evet tamam. İlker benim verebilir misin bir saniye ekrana? Tamam. Bu arada. Şu ayarlara basıyorsunuz arkadaşlar. Alalım beni yayından. Mail adresim gözüksün istemiyorum. Verelim beni. Alalım beni, dakika. Verelim beni. Verelim beni yayına. Ayarlar açıldıktan sonra şu üst bölümden güvenlik ve gizliliğe tıklıyorsunuz. Mesaj filtrelemeyi devre dışı bırak. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yabancılardan gelen mesajları engelle. Buna kesinlikle basmıyorsunuz çünkü takip etmediğim kişilerden mesaj gelmesini engelle. Bizi takip etmeyi unutmuşsunuzdur. Gönderdiğimiz mesaj tarafından gelmez. Şöyle yapabiliyorlar. Yayın sırasında takip ediliyoruz. Evet. Ödül kazanıyor çünkü chatte yazmaları için. Sonra takip edip bırakıyor. Evet, bırakıyor. O da tıklı oluyor. Bu sefer mesaj gitmiyor kendisine. Evet, evet. Şuna basıyor. Bizi takip etmediği için mesaj gitmemiş oluyor. Ya da şuna basıyor. İşte diğer kutusuna gelecek mesajlar vesaire diğer kutusuna bakmıyor. İşte kendi mesaj kutusunu da göremiyor. İşte orada bizim mesajımızı. Buna basarsanız diğere değil tamamen size gelir. Dediğim gibi bu ayarları yaparsanız arkadaşlar mesajlar tarafınıza iletilir. Aksi takdirde bizim mesajımız size gelmez. Forma çok fazla konu açılıyor. Mesaj işte ödülüm gelmedi vesaire diye. Genelde bu ayarlardan kaynaklı oluyor. Eğer hala bizi izliyorsanız bu ayarları yapın ki şu an kazananlar değil, gelecekteki kazananlar da sorun yaşamasın diye böyle bir bilgilendirme yapmış evet, oldum. Evet, bu arada ben 2000 endpoint'in nasıl daha verileceği hakkında soru soran izleyicimiz var. Hemen chatten gönderiyorum. 2000 endpoint'in kazananı arkadaşlar bu chatten yolladığım konuda belirlendiği anda sizlere duyurulacak 2000 endpoint'in sahibi. Bu arada şöyle bu arada bir şey var şimdi. Ödülü Twitter üzerinden göndereceğiz. Evet, onu Twitter da söyleyeyim. Mesaj evet, Twitter mesaj kutusuna atıyorum bakacak. Atıyorum şimdi yeni etkinlikten haberi olup da şu anda
bize soru soranlara herhalde vermeyeceğiz. Tabii ki, tabii ki. Daha öncesinde bu saatten evet. Yani bizim etkinlik şu anda bitti. Bitti, evet. Yayın sırasında bize sorulan ve öncesinde sorulanları da alabiliriz. Evet. Yayından önce ve yayın sırasında bize sorulan sorular arasında birini seçip ona 2000 Nightcash vereceğiz. Nightcash değil, Endpoint vereceğiz. Şu anda yazmanıza gerek yok yani bu saatten sonra. Onun da bilgisini vermiş olalım. O zaman yayına istiyorsan sen veda etle baştan, ben de kapanış yapayım. Evet, ben bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Testimiz sona erdi. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere diyorum hemen ve Can'a bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz arkadaşlar bizi izlediğiniz için, bu teste katılım sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız tekrar kutlu olsun. Bu önemli günde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İyi akşamlar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.